Bizler Allah'ın emaneti olan evlatlarımızı hangi kültürle yetiştiriyoruz? Yavrusun küçük yaşlarından itibaren Allah yolunda yetiştirmeyen anne babalardan mahşer günü kendi çocuğu davacı olacak. Evlatlar anne babaya emanettir. O emanete hakkı verilmezse hesabı çetin, vebali ağır olur. Anne babalar evlatlarını nasıl yetiştirdiklerinden hesaba çekilecek. En merhametli baba ve anne evladına İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakan anne babadır. Evlatları mutlaka Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde öğrenecek, İslam'ı helal, haram ve benzeri ölçülerini tahsis edebilecek. Bunun için Kur'an kursu. Muhakkak evlatların bir sene, iki sene hafız-ı alevi ile bir Kur'an geçirmesi zaruri. Bazı anne baba, aman diyor bir sene diyor ziyan olmaz, ikisi ziyanını ben diyor camiye gönderirim yazın diyor, orada öğrenir diyor. Sanki İslam kültürü çok basit bir kültür. Bu kültür 23 senedir Rasûlullah tarafından talim edildi. Aman diyor, dünya ömürde bir sene, iki sene kaybolacak diyor. Ahirette neler kaybolacak, onu maalesef düşünmüyor. İmam Hatip okullarını göndermeliyiz. Ve gönderdiğimiz zaman da çocuk yavrularımızı takip etmeliyiz. Yani dünyevi tahsili, uhrevi tahsili mezcederek vermenin yollarını araştırmalıyız. İdrak etmeniz ki, zaruret karşısında oturarak namaz kılınabilir. Lakin kıraatsiz bir namaz caiz olmaz. Kur'an eğitimi bu kadar ehemmiyetli ve ciddiye almamız zaruridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok üzerinde Eshâb-ı Suffâ idi. Yani Ensâr'da muhacireti çok severdi. En çok Eshâb-ı Suffâ'ya alâkâ gösterdi. Onları yetiştirip bütün dünyaya hoca olarak gönderirdi. Hatta efendim o kadar çok ehemmiyet verirdi ki bu talebe yetiştirmeye. Bir gün Ebu Talha diyor, Allah razı olsun yanına girdim diyor. İki büklüm olmuştu diyor. Beni dik tutabilmek için karnına taş bağlamıştı. Bu hal Eshâb-ı Suffâ'ya Kur'an öğretiyordu. Sahâbî de bu hali örnek aldı. Medine Kur'an-ı Kerim üstadlarıyla doldu. Dünyaya seferler başladı. Onun için gerçek kültür Kur'an ve sünnet kültürüdür. Kur'an ve sünnete muhabbetle itaati nezle ihsan eden bir kültürdür. İslam kültürünün en mühim umdelerinden biri de şefkat ve merhamettir. İşte bugün dünya bundan mahrum. Gerçek merhamet sahibi gönlü gereksiz yere ne bir karıncayı öldürebilir ne de bir çiçeği koparabilir. Kur'an ve sünnet kültürü ihya eden arifler, mesela onlardan biz Bistami'nin bir seyahat esnasında bir ağacın altında yemek yiyor, torbasında bir karınca devam ederken görüyor, dönüyor tekrar karıncayı ağacın altına bırakıyor. Yani İslam'da karıncaya kadar bir hukuk var. Bütün mahlukata karşı bir hukuk var. Bugün dünyanın durumunu görüyoruz. Aman diyor, ben diyor bu karıncayı vatan cüda ettim diyor, gidiyor ağacın altına bırakıyor. Bugün Batı'nın empoze ettiği kültür nedir? Merhamet yoksulluğu, taşlanmış vicdanlar. Daima kafa gücü haklıdır, liberal bir sistem. Bırakın yapsın, bırakın geçsin. Vicdan mesuliyeti yok. Dünya geliş gidişten habersiz. Misali nedir? İşte bugün Gazze'de yaşananlar. Biçare insanı evlerini, yurtlarını enkaze döndüren, kadınları, yaşlıları, hastaları ve hatta bebekleri katleden, hastaneleri bombardıman eden bu gaddar zalimler Batı kültürünün dünya görüşüyle yetiştiler. Mazlumun feryatlarına sağır kalan küresel güçler Batı felsefe zehiriyle bu hale geldi. Lakin zalimlerin akıbeti helaktır. Hiçbir abad olmamıştır tarihte zalimlerin. Onlara hayran olanlar da bu helaktan pay almaktan korkmalıdır. Hak ve hakikaten ayrılan ve aklın putperesti olan filozofların birçoğu çıldırmış, kimi tımarhaneye düşmüş, kimi de intihar etmiştir, hiçbir huzur bulamamıştır. Onların felsefesiyle ne bir fert ne bir toplum saadete ulaşabilmiştir. Onu heva heves ve mahsul ancak zalimlere sermaye olmuştur. Bu sebeple daima tefekkür edeceğiz. Bizler Allah'ın emaneti olan yavrularımızı hangi kültürle yetiştireceğiz? Onların gönül dünya Kur'an ve sünnetle ne kadar tezyin edebiliriz? Onu ebedi saadete kazanmalı için ne kadar çırpınmalıyız?
Zira onları Kur'an ve sünnet kültürüyle mahrum bırakırsak yarın evlatlarımız annelerden, babalardan davacı olacak. Anne baba hakkı ödenmez. Fakat evladını ihmal eden Allah'ın verdiği büyük İslam nimetinden evlatlarını mahrum bırakan anne babalar bunun hesabını kıyamet günü verecekler maalesef.